Merhabalar arkadaşlar. 6. ünitemizde kalmıştık. 6. ünitemizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu ünitemizde Divan-ı Hümayun ve Divan-ı Hümayun üyelerini göreceğiz. Evet, Divan-ı Hümayun'a bakalım. Şimdi Osmanlı Devleti'ndeki merkezi yönetimin en etkili kurumu olarak bildiğimiz yer Divan-ı Hümayun'du ve Türk İslam devlet geleneğinin bir devamı olarak ortaya çıkmıştı. Devletin idari, mali, askeri, hukuki tüm meseleleri ve bu konuların sorumluları tarafından bu konular Divan-ı Hümayun'da görüşülüp aranan kararlar ise padişahın onayıyla yürürlüğe konulurdu. Orhan Bey döneminde oluşturulan bu Divan-ı Hümayun'a Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar padişah başkanlık etmiş. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra ise Divan-ı Hümayun sadrazamın başkanlığı toplanmaya devam etmişti. Divan-ı Hümayun, kanunların görüşülüp karara bağlandığı ve örfi kurallarının konulduğu bir yasama organı olarak iş yapıyordu. Bunun yanı sıra da sadrazam başkanlığındaki bir hükümet gibi devleti ilgilendiren bütün kararları alınarak yürürlüğe konulduğu bir yürütme organı niteliğindeydi aynı zamanda. Ayrıca yine üyeleri arasında bulunan Anadolu ve Rumeli kazaskerleri, nişancı, defterdar ile adli, idari ve mali yargı işlerine bakıp ve yüksek bir yargı organı olarak da çalışıyordu. Yani görüyoruz ki biz bu Divan-ı Hümayun hem yasama hem yürütme hem de yargı organı olarak görevini yapıyordu. Tabii bunların hepsi farklı alanlarda çalışan görevliler tarafından yerine getiriliyordu. Ama bir genel çerçevede baktığımız zaman da üç organın da Divan-ı Hümayun tarafından yürütüldüğünü, baktığını görmekteyiz. Divan-ı Hümayun başlangıçta, yani Osmanlı Devleti ilk kurulduğu zamanlarda arkadaşlar cuma hariç her gün toplanıyorlardı. Bunun dışında 16. yüzyılda baktığımız 16. yüzyılda haftada 4 gün şekilde toplandıklarını, 18. yüzyılda ise haftada 2 gün toplamaya başladıklarını görmekteyiz. Yani devletin ilk kurulduğu zamanlarda daha çok ihtiyaç olduğunu anlıyoruz bu durumda Divan-ı Hümayun'a. Bu süreçlerde daha sık, yani haftanın her günü, cumartesi her gün toplanırken artık 16. yüzyılda itibaren 4 güne, 18. yüzyılda da 2 güne düştüğünü görmekteyiz. Yani daha az toplandıklarını görmekteyiz. 17. yüzyılda da kurum olarak önemini yitirmeye başladığı için Divan toplantıları zaten nadiren yapılmaya başlanıyordu. Evet, bu gördüğümüz fotoğrafta arkadaşlar Adalet Kulesi var. Şurada gördüğümüz kule Adalet Kulesi. Hemen bunun altındaki bölüm ise Kubbe Altı bölümü olarak geçiyor. Kubbe Altı ise, yani şu Kubbe Altı'nın içindeki kısımlarda ise Divan-ı Hümayun'un toplandığı yerler olarak biliyoruz. Evet, geldik Divan-ı Hümayun'un üyelerine. Üyelerden ilki sadrazamı değerlendireceğiz. Sadrazam bir diğer adıyla vezir-i azam olarak geçiyor. Yani tüm vezirlerin başındaki kişi, onların yöneten kişi. Sadrazamdan bir sonraki bir üst kişi ise zaten padişah olacak. Bu sebeple sadrazam padişahın mutlak vekili oluyor ve en yüksek rütbeli devlet memurudur. Yani padişahtan sonra gelir ve devlet memurları arasında, Divan-ı Hümayun üyeleri arasında en yüksek rütbeye sahiptir. Biz sadrazamı neye benzetebiliriz? Günümüzdeki başbakana benzetebiliriz. Sadrazam padişahın mührünü taşır ve genellikle de vezirlerin en kıdemlileri arasından seçilirdi. Padişah sefere katılmadığı zaman orduyu yine sadrazam komuta ederdi. Ve sadrazam kendi konağında ikinci divan adı verilen bir divan toplar, ikinci derecedeki meseleleri çözerdi. Tabii birinci derecedeki meseleler Divan-ı Hümayun'a getirilirdi. Ama bunun haricinde sadrazam Divan-ı Hümayun haricinde kendi konağında da ikinci bir divan toplayabiliyordu. Ve ikindi vakti bu divan topladığı için adına ikindi divan adı veriliyordu. Yani padişaha çıkmayacak kadar, önem derecesi çıkmayacak kadar olan meseleler sadrazam da diğer vezirlerle halledilebiliyordu. Bunu söyleyebiliriz. Devletin kuruluş yıllarında daha çok sadrazamların Türk kökenli kişilerden seçildiklerini biliyoruz. Fatih döneminden sonra ise tabi devşirme sistemi ortaya çıktığı için
devşirmeler sadrazamında ön plana çıkıyor. Fatih'ten sonra ise Divan Hümayun'a başkanlık ettiklerini görüyoruz sadrazamlarız. Evet, ikinci üyelerimiz vezirler, sadrazamdan sonra gelen kişiler. Vezir sayısı devletin kurulduğu zamanlarda bir kişiyken Kanuni döneminden itibaren bu sayı 7'ye çıkarıyorlar. Çünkü Kanuni döneminde dediğimiz gibi devlet çok büyük sınırlara ulaşıyor gerçekten. Çok geniş alanlara yayıldığından dolayı vezirlere ihtiyaç oluyor ve sayı 7'ye çıkarılıyor, 7 katına çıkarılıyor. Askeri ve siyasi sorumluluklar alarak sadrazama yardımcı oluyorlar vezirler, sadrazamın yardımcıları. Bunu da günümüzdeki devlet bakanı olarak düşünebiliriz. Peki vezir olabilmek için ne gerekiyor? Vezir olabilmek için öncelikle beylerbeyi veya sancakbeyi gibi görevlerde bulunulması gerekiyor. Yani kademe kademe gidiliyor burada. Beylerbeyi ve sancakbeyi olman gerekiyor. Onların arasından bir vezir olabiliyorsun, vezir olarak çıkabiliyorsun. Ve seçkin vezirler arasında da yine bir seçim yapılarak baş vezir yani sadrazam, veziri azam bu şekilde seçiliyor. Kademe kademe gidildiğini görmekteyiz. Bu görev sıralamasına göre bakacak olursak. Kaz askere gelelim. Diğer bir üye kaz asker. Kaz asker ise adalet ve eğitim işlerinden sorumlu olan kişi. Bu kişiyi günümüzdeki Adalet Bakanı ve Eğitim Bakanlığı olarak değerlendirebiliriz. Kaz askerin görevlerine bakacak olursak da kadıları ve müderrisleri atamak. Müderris ne demekti? Günümüzdeki öğretmene denk geliyordu. Çünkü hem eğitim hem adalete baktığı için kadı adaletten sorumluydu. Yani yargılamayı kadı yapıyordu. O yüzden kadıları ve müderrisleri atamak kaz askerin göreviydi. Aynı şekilde bu kişileri yine görevden almak, göreve getirmek ve divana ulaşan davalara da bakmakla görevli bir üyeydi. Kaz askerlerin sayısı devletin kuruluş zamanlarında bir kişiyken yine Fatih döneminden sonra Anadolu ve Rumeli kaz askeri olmak üzere bunun ikiye çıkarıldığını görmekteyiz. Fatih döneminde bir dönüm noktasının olmasının sebebini arkadaşlar tahmin ediyorsunuzdur zaten. İstanbul'un alınmasıyla, fethedilmesiyle Anadolu toprağı artık biz Rumeli, tamamen Rumeli demeye başlıyoruz o bölgeye de. Bu sebeple Anadolu'daki görevlilerin haricinde bir de karşı yakaya yani şu an bulunduğumuz Avrupa yakasına ayrıca bir atama gerçekleşmesi gerekiyor. O yüzden Anadolu ve Rumeli olarak iki farklı bölümde inceliyoruz kaz askerleri. İkiye çıkarılmış oluyor böylece. Rumeli kaz askeri de kıdem bakımından baktığımızda Anadolu kaz askerinden daha üstün konumda olduğunu görmekteyiz. Bir diğer üyemiz defterdar. Defterdar ise devletin her türlü mali işlerinden sorumlu kişi. Biz bunu günümüzde Maliye Bakanı olarak değerlendirebiliriz. Yine Anadolu ve Rumeli olduğu için iki defterdar atıyorlar. İki tane defterdar var. Tabii yine Rumeli defterdarının Anadolu defterdarına göre daha kıdemli olduğunu söyleyebiliyoruz. Diğer üyemiz nişancı. Nişancı neye bakıyor? Nişancı günümüzdeki kısmen Dışişleri Bakanı diyebiliriz. Yani tam anlamıyla Dışişleri Bakanı diyemeyiz ama anlaşılabilmek açısından kısmen olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü daha sonrasında nişancının sorumluluğunu resul kitaplarına aldığını göreceğiz. Gelelim nişancının görevine. Nişancının görevi nedir? Devletin iç ve dış çalışmalarını düzenleyen ve bu belgelere padişahın tuğrasını çeken görevli kişi. Fethedilen toprakların kayıtlarını da aynı şekilde nişancı tutuyor. Bundan da sorumlu. Bunlar tabii ki size hemen hemen her dersime denk geldiğini söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Mecburen şu anki sistem gibi bir sistem olmadığı için o dönemlerde, o yüzyıllarda ne yapıyorlar? Her şeyleri bir yere kaydetmek zorundalar ve bunların yazılı tutulduğu defterler var. O yüzden fethedilen topraklarda, o topraklarda kaç kişinin yaşadığı, kaç köyün olduğu, veya hayvancılıkla uğraşan kaç kişi var, tarım yapan kaç kişi var, bunların toprakları kaç dönümlük arazi, kaç tane hayvanı var. Emin olun hepsi teker teker bu sancaklarda, bu bölgelerde hepsi teker teker kayıt altına alınıyordu. Yani çok büyük defterler var. O yüzden baktığımızda Osmanlı arşivinde hala çözülmemiş, okunmamış, el değmemiş birçok belgenin olduğunu yani biliyoruz. O şekilde onlar okundukça zaten birçok
karanlık kalan noktalar aydınlığa kavuşuyor. Bu kayıtların dediğimiz gibi tutulmasından nişancı sorumlu. Aynı şekilde örfi hukuk dediğimiz, yani yazısız hukuk kuralları, örf, adet, gelenek, göreneklerimize göre olan kurallar dediğimiz bu hukuku en iyi bilen görevli yine nişancı oluyor. Dediğim gibi diş işlerinin sorumluluğunu zamanla nişancıdan reisül küttaba aktarıldığını göreceğiz. Kaptanı Derya. Kaptanı Derya arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz ki donanmanın başındaki kişi. Donanma başkomutanı. Bunu günümüzdeki deniz kuvvetleri komutanına benzetebiliriz. 16. yüzyıldan itibaren önemi artıyor ve vezir rütbesi alıyorlar. Vezir rütbesi aldığından dolayı da divan toplantılarına kaptan dayalar artık katılabiliyorlar. Peki neden 16. yüzyıldan itibaren kaptan dayalar önemi artmış diye bir soru soracak olursak. Çünkü o dönemden itibaren yani özellikle Kanuni döneminden itibaren Yavuz Sultan Selim ve Kanuni döneminden itibaren diyelim. Deniz kuvvetlerimiz çok daha iş yapmaya başlıyor. Yani çok daha aktif rol oynamaya başlıyor donanma açısından. Askeri açıdan baktığımızda karanın yanına artık denize çok fazla aktif rol oynamaya başlıyor. Gemi sayılarımız arttırılıyor. Kadırgalar arttırılıyor. Gemi yapan tersanelerimiz genişletilip büyütülüyor. Denizlerde artık biz de var olduğumuz, hani ciddi anlamda var olduğumuz için o yüzden Kaptan Derya'nın önemi, deniz önemli oldukça Kaptan Derya'nın deniz başkanı, yani donanma başkomutanının da tabii ki önemi artmaya başlıyor. Ve artık Divan Hümayun toplantılarını tabii ki kara ordusunu değil artık deniz ordusunu da, yani artık Kaptan Derya'nın da katıldığını görüyoruz. Divan Hümayun'da söz hakkının olduğunu, onun da görüşlerinin alındığını bu şekilde görmekteyiz. Gelelim Şeyhülislam'a. Şeyhülislam da adı üstünde arkadaşlar dinle alakalı olan kısım. Şeyhülislam divanda alınan kararların dine uygun olup olmadığına dikkat ederdi. Yani buna bakmakla görevliydi. Şeyhülislam divanın daim üyesi değildi. Bunu unutmayalım. Divan daim üyesi değil. Sadece yalnızca Şeyhülislam'ın görüşlerine başvurulması gerektiği zaman padişah tarafından divanı çağrılırdı. Divan toplantılarını çağrılırdı. Ve o şekilde eğer bir görüş alınması gerekiyorsa Şeyhülislam'ın görüşü alınır ve divandan ayrılırdı. Yani divan daim üyesi değildir Şeyhülislam. Bunu unutmayalım. Şunu da görmekteyiz. Osmanlı Devleti aldığı kararlarda gerçekten dini önemsiyordu. Dinimizce uygun olmayan bir kararı almamaya çalışıyordu. Aynı zamanda padişahlarımızın o dönemki padişahların istihareye yattığını, yapılacak bir fetih veya savaş öncesinde bunun hayırlı olup olmadığını görebilmek açısından istihareye yattıklarını da biz biliyoruz. O yüzden dinimizin gereklerine göre çok fazla hareket edildiğini, buna çok dikkat edildiğini söyleyebiliyoruz. Şeyhülislam'ın özellikle Kanuni döneminden sonra öneminin arttığını da belirtti. Evet, Reisül Küttab. Biraz önce nişancıda da Reisül Küttab ismini geçirdik. Bundan bahsettik. Reisül Küttablar öncelerinde nişancıya bağlıyken 17. yüzyıla itibaren dış ilişkilerin artmasından kaynaklı olarak daha fazla önem kazanmaya başlayıp dış ilişkilerin sorumluluğunu Reisül Küttablar üstleniyor. Yani tekrarlayalım. 17. yüzyıla kadar nişancı bu işi yürütürken 17. yüzyıl itibaren dış ilişkilerin sorumluluğunu Reisül Küttablar'a aldığını söyleyebiliyoruz. Ve şunu söylemiştik. Nişancı kısmen dışişleri bakanı diyebiliyoruz demiştik. Çünkü tam anlamıyla dış ilişkilerde tam anlamıyla bir dışişleri bakanı diyememiştik ona. Ancak dış ilişkiler 17. yüzyıldan itibaren artmasından dolayı tamamıyla Reisül Küttab'a kaldığından Reisül Küttab'ı Dışişleri Bakanı olarak biz günümüzdekiyle kıyaslayıp değerlendirebiliriz. Yeniçeri Ağası var. Bu divanı Hümayun üyeleri arasına baktığımızda son üyesinden bahsediyoruz. Yeniçeri Ağası. Yeniçeri Ağası da yine Şeyhülislamlar gibi divanın daimi üyesi değil. Yeniçeri Ağası da aynı şekilde aynı Reisül Küttab'da olduğu gibi
Eğer gerekli görülürse çağrılıyor, görüş alınıyor, bu şekilde divana davet ediliyordu. Yeniçerilerle ilgili bir konu olduğunda divana çağrılıp, görüş alınıp divandan ayrılıyordu. Evet, buradaki gravürde arkadaşlar, bir bakalım gravüre. Divan-ı Hümayun'da bir elçinin kabulü sahnesini gösteren bir gravür görüyoruz. Burada yani şu kısımda arkadaşlar padişah oturuyor tahtında ve elçi bu şekilde padişahın karşısına geliyor. Bu şekilde bir gravür yapılmış. Evet, şimdi geçiyoruz arkadaşlar sorular kısmına. Birkaç tane sorumuz var bu konuyla alakalı. Onları çözüp dersimizi noktalayacağız. Gelsin birinci sorumuz. Evet, soruya hemen bakıyoruz. Bize bilgiler vermiş Osmanlı Devleti ile ilgili. Ve bu bilgilerle birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakilerin hangisi söylenebilir demiş. Şimdi bilgilere bakalım. Osmanlı Devleti'nde bir Osman Bey zamanında divan örgütü ve vezirlik makamı oluşturulmuştur. 2. 1. Murat zamanında divan üyelerinin sayıları artırılmış ve Yeniçeri Ocağı kurulmuştur. Bu bilgilere göre değerlendirdiğimizde aşağıdakilerin hangisini söyleyebiliriz diye bize bir soru sormuş. Şimdi bakalım. Anadolu'da Türk siyasi birliği sağlanmıştır demiş ilkinde. İkincisinde Haçlılara karşı yapılan savaşlarda üstünlük sağlanmıştır. C şıkkında merkeziyetçi yönetim anlayışı benimsenmiştir. D şıkkında devletin egemenlik anlayışında değişiklik yaşanmıştır. E şıkkında Rumeli İskan politikası uygulanmıştır. Şimdi bizim şıklar arasında baktığımızda verilen bilgiye göre gördüğümüzde Orhan Bey zamanında, 1. Murat zamanında devlette yeni kurumlar kurulduğunu, yeni yerler belirlendiğini görmekteyiz. Divan örgütü kuruluyor, vezirlik makamı oluşturuluyor Orhan Bey zamanında. 1. Murat zamanında divan üyelerinin sayıları arttırılıyor ve Yeniçeri Ocağı kuruluyor. Yeni bir ocak kuruyorsun, asker ocağı, divan üyelerinin sayıları arttırıyorsun. Bunun hepsi neyin göstergesi olabilir bize arkadaşlar? Merkeziyetçi yönetim anlayışının benimsendiğinin göstergesi olabilir. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Evet, ikinci sorumuzu alalım. Osmanlı Devleti'nde yöneticiler zümresi olan askerilerin bir bölümü olan Seyfiye sınıfı, sadrazamdan başlayarak devletin askerlikle ilgili gruplarını oluşturmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Seyfiye sınıfına mensup olduğu söylenemez. Şimdi bu konuları zaten iki ünite öncesinde muhtemelen arkadaşlar iki ünite öncesi olması lazım. Biz bu konuları görmüştük. Şimdi baktığımızda zaten bu dersimizde de birkaç bir şeyden bahsettik. Bundan önceki dersimizde yine baktığımızda bu saray, seyfiye, ilmiye ve kalemiye sınıflarının yönetenler sınıfı olduğundan da bahsetmiştik. Biz bunlar arasında baktığımızda askerilikle alakalı olan şıkları bırakacağız. Olmayanı arasından eleyeceğiz. Şıklarımızda ne var? Yeniçeri ağası var mesela. Yeniçeri ağası tamamen askerlikle alakalı bir sınıf. Kaptane Derya, donanma komutanı askeriyle alakalı bir sınıf. Beylerbeyi yine yönetimle alakalı. Sancakbey yine yönetimle alakalı. O zaman ne kalıyor elimizde arkadaşlar? Nişancı kalıyor. Nişancı neyle alakalıydı hatırlarsanız? Resul kitaplarla önce dış ilişkilerle alakalı olan kısımda iç ve dış ilişkilerin yönetiyordu, bu şekilde bakıyordu. Yani Seyfiye sınıfında askerlikle ilgili olmayan kısım nişancı olacak. Cevabımız 5. Evet, bunu da geçtik. Evet, üçüncü sorumuzu alalım. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde görülen divan-ı hümayun özelliklerinden biri değildir? Özelliklerinden olmayanı bulacağız şimdi şıklar arasında. A. Devletin karar organlarından biri olması. Öyle mi? Öyle. O zaman A şıkkı doğru. B'ye bakalım. Gerektiğinde yargı görevi üstlenmesi. Evet, biz ne demiştik? Yasama, yürütme, yargı. Bütün görevleri üstleniyordu. C. Fatih'e kadar toplantılara padişahın başkanlık etmesi. Evet, Fatih'e kadar padişah başkanlık ediyordu. Fatih'ten sonra sadrazamın da başkanlık ettiğini görüyoruz. E'ye bakalım. Zamanla yönetimdeki etkinliğini yitirmesi. Evet, Divan-ı Hümayun'un 17. yüzyıldan sonra etkinliğinin azaldığını da söylemiştik. D'de ne var? Padişahın kararlarını değiştirebilmesi.
Şimdi Divan-ı Hümayun'a padişah başkanlık ediyor ve Divan-ı Hümayun da üyelerin fikirlerini alıyor. Divan-ı Hümayun'a gelecek bir mesele veya konu varsa muhatabıyla bu konu konuşuluyor. Yani Divan-ı Hümayun padişah kararlarının değişimi gibi bir durumu söz konusu değil. Padişah ne karar alırsa o geçerlidir. Yani cevap D şıkkı olacak. Evet, dördüncü soruya geçtik. Bu son sorumuz arkadaşlar. Alalım dördüncü sorumuzu. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti'nin eğitim kurumlarından biri olduğu söylenemez? Evet, söylenemezi bulacağız. Şimdi bakalım. Enderun'da Enderun mekteplerinin olduğunu, eğitimin verildiğini biliyoruz. Harem'de yine cariyelerin eğitim aldıklarını biliyoruz. Lonca Teşkilatı, bunda meslek grupları alakalı bir teşkilatlanma olduğunu biliyoruz. Camilerde dini anlamlarda baktığımızda yine eğitimin verildiği, dini eğitimin verildiği bir yer olarak biliyoruz. Bir tek elimizde divan kalıyor. Divan zaten arkadaşlar divan. Yani yönetimle alakalı bir kısım. Eğitim kurumu değil divan. O yüzden cevabımız E şıkkı olacak. Evet arkadaşlar, dersimizi burada sonlandırıyoruz. Bu konumuzu böylece bitirmiş olduk. Gelecek hafta konularımıza devam edeceğiz. Ne yapıyorsunuz? Unutmuyorsunuz. Videomuzun hemen altındaki linke tıklayarak ödevinizi yapıyorsunuz. Sağlıcakla kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.